Saat 9 Parametre'de karşınızdayız. Günaydın. Hakan Çelik, Deniz Zeyrek'le birlikte saat başına dek günün öne çıkan gelişmelerini yorumlarıyla sizlere aktarmaya, gündemi toparlamaya çalışacağız. Nedir gündem başlıkları saat başı itibariyle? Çok kısaca bir hatırlatalım. Türkiye sınırındaki Tel Abyad sınır kapısının kontrolü IŞİD'den Kürt gruplara geçti. PYD bayrağı dikildi Tel Abyad'a. Mevzi kaybedince telleri aşarak Türkiye tarafına geçen IŞİD militanlarından 5'i askerler tarafından gözaltına alındı. Çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteci sayısı ise 2 günde 5000'i buldu. Şimdi Halep'ten de göç sayısının artmasından endişe ediliyor. Dolayısıyla sınırın öbür tarafında kontrolün bir koridorun PYD'ye geçmesinden de bir rahatsızlık söz konusu. Konu dün Bakanlar Kurulu'nun da gündemiydi. Birleşmiş Milletler'den, AFAD'dan da açıklamalar var. Dolayısıyla dünyaya yapılan çağrılar var, temaslar var. Bütün bunları konuşacağız. Sınırdaki dram diyeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti kurma görevi %60'lık bloğa verildi dedi. Hükümeti kurma görevi %60'lık blok derken CHP, MHP ve HDP'ye düşüyor açıklamasını, mesajını verdi. İlkelerinizi ortaya koyun, adam gibi hükümet kuralım diye konuştu Kılıçdaroğlu ve 14 şart sıraladı. Dolayısıyla koalisyon için olmazsa olmazlarını 14 maddede özetledi. Değerlendireceğiz, konuşacağız. MHP, HDP varsa biz yokuz diyor. Şartlarımız kabul görürse sonraki gelişmeler görüşülür diyor. Erken seçim demedik, sonuç çıkmazsa seçimden kaçmayız dedik ifadesini kullanıyor. Ve TÜSİAD, Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği TÜSİAD heyeti Ankara'da olacak bugün. Önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün görüşecek. Ardından yarın Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşme var. Dün de MÜSİAD heyeti İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Yine MÜSİAD heyetinin de Başbakan'la temasları var. Değerlendireceğiz, konuşacağız. 10 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Deniz Baykal'ın yaptığı görüşmenin detayları konusundaki açıklamalarda devam ediyor. Baykal, kaset komplosunu da o görüşmede gündeme getirdim diyor. Yine değerlendireceğiz. O görüşmenin yeni ayrıntılarına bakacağız. Ve Abdullah Güllü 12 yıl Ahmet Sever'in kaleme aldığı kitap artık raflarda, dolayısıyla okundukça tepkiler de geliyor. Dolayısıyla dün Ankara'da Ahmet Sever'in yazdığı bu kitap çok konuşuldu. Bir ardına açıklamalar geldi. Tepkiler de var. Hepsini değerlendireceğiz, konuşacağız. Sever'in yeni açıklamaları da var. Yine Soma diyeceğiz, Ermenek diyeceğiz. Soma'da ikinci duruşma bugün ertelendi. Sanıklar için yeni avukatlar atanacak. Ermenek'te tablo. Dün yine duruşma vardı, ailelerin tepkisi vardı. Maden sahibi, ekonomik durumum yoktu, sondaj makinesi alamadım diyordu. Dolayısıyla Soma'da, Ermenek'te yaşanan facianın ardındaki gelişmeleri, o dava sürecini, dün yaşananları da yine ekranlarınızda taşıyor olacağız. Ekonomide ne var? Dış gündemde Yunanistan var. Avrupa Birliği ile ipler iyice koptu. Avrupa Birliği acil durum planı yapıyor Yunanistan için. Yunanistan bekliyoruz diyor. Avrupa Merkez Bankası yaptırımlarını arttırıyor. Her an Yunanistan konusunda olumsuz bir yeni açıklama daha görebiliriz. Euro'dan çıkması, Yunanistan'ın iflasının tartışıldığı bir ortamdayız. Yine bu hafta Amerikan Merkez Bankası'nın açıklamaları bekleniyor. İçeride işsizlik rakamları dün itibariyle çok tartışıldı, konuşuldu. 2011'den sonra ilk kez hizmetler sektöründeki istihdam deposudur. Hizmetler sektöründe bir istihdam düşüşü var. Yine sanayide büyüme rakamlarından da anlıyoruz. Üretimde durma var. Dolayısıyla sanayi sektörü istihdamda artış yok, tersine düşüş var ve genç işsizliği çok yüksek. Hem eğitimli hem eğitimsiz gençler iş bulamıyor. Zaten gençlerin üçte biri eğitim ilkokuldan sonra, zorunlu eğitimden sonra okumuyor diyoruz. Bu önemli bir sorun, ama diploma alsanız da önemli bir eğitim seviyesine gelmiş olsanız da iş bulamıyorsunuz. Bu gençleri istihdam edecek yapıda bir sanayi de yok. Dolayısıyla işsizlik ve genç işsizliği Türkiye'de önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Bütün bu gündem başlıklarını ayrıntılarıyla sizlere yorumlayacağız. Dolar bugün kaç liradan açıldı diye soracak olursanız 2.73-2.75, 2.74 seviyesini söyleyebilirim sizlere. Bu belirsizlik bitsin, hükümet bir an önce kurulsun, ekonomi yönetimi belirlensin beklentisinin hem piyasalarda hem iş dünyasında
devam ettiğini aktaralım ve Ankara'ya günaydın diyelim. Deniz Zeyrek, Hakan Çelik günaydın. Günaydın. Günaydın Ebru, merhaba. Merhaba. Şimdi dün sınırdaki gelişmelerle bırakmıştık. Hani süremiz de çok fazla değildi. Oradan alalım. Bugün öyle devam edelim. Öyle başlayalım dilerseniz. YPG Tel Abyad sınır kapısını IŞİD'den aldı, bayrağını dikti. Tel Abyad'ın tamamı elimizde diyor YPG komutanı. Kobani ve Cezire kantonları da birleşti. Dolayısıyla orada bir Kürt koridoru oluşmasından zaten endişe ediliyordu ve oluştu deniliyor. Türkiye tarafına geçen IŞİD militanları gözaltına alındı. Dolayısıyla YPG'den kaçan IŞİD militanlarının yakalandığını gördük. 20 binden fazla Suriyeli Türkiye'ye geldi. 2 günde 5 bin kişi geldi deniliyor. Halep'ten de büyük göç dalgasından korkuluyor. Ve sınırda silahların gölgesinde doğum yapan mı ararsınız, çocukların perişanlığını mı ararsınız? Oradaki tabloyu görünce zaten nerede bu dünya diyorsunuz ve ne olacak sorusunu soruyorsunuz. Ne olacak? Şimdi orada Kuzey Irak gibi Kuzey Suriye hep söyleniyordu ya, bir Kürt koridoru. İşte bu Amerika'nın da istediği bir şey. Özellikle Türkmenleri ve Arapları yolluyorlar, Kürtleri oraya yerleştiriyorlar. Bir hani petrol geçişi de geçişi için de güvenli bölge sağlanıyor gibi iddialar da var. Bu anlamda sınırımızda ne oluyor? Nasıl bir yapı oluşuyor? Ebru, Türkiye Suriye sınırının güneyinde Irak sınırının başladığı yerden Kobani'ye kadar uzanan bir koridor vardı. Bu koridordaki hani Kürtlerin yoğunlukta olduğu bir koridordu. Tek kesinti noktası Tel Abyad kentiydi. Tel Abyad, Akçakale'nin tam karşısında aslında, hani Tel Abyad'ın karşılığı da Akkale, Aktepe gibi bir ifade. Yani Akçakale'nin devamı gibi bir yer. Şimdi burası 2014 yılına kadar, daha doğrusu Suriye karışmadan önce 70 bin nüfuslu, Akçakale ile neredeyse birbirine kaynaşmış bir Suriye şehriydi. İsyan başladıktan sonra, iç çatışma başladıktan sonra Özgür Suriye Ordusu'nun ilk ele geçirdiği kentlerden biri oldu. Türkmenlerin ve Arapların yoğun yaşadığı bir yer. Çok kozmopolit bir yer. Türkmenler arasında da hem Şii hem Sünni olanlar vardı. Bu tablodan Özgür Suriye Ordusu çok uzun süre dayanamadı. Bu tablo değişti. 2014 yılında El Nusra tarafından ele geçirildi. El Nusra bir süre sonra IŞİD'e kaptırdı ve uzun bir zamandan beri IŞİD'in kontrolü altındaydı. 2014 Ocak ayından itibaren çatışmalar başlamıştı. 2014 Mayıs'ından itibaren de IŞİD tam kontrolü ele geçirmişti. Öyle stratejik bir yer ki Akçakale'den işte şu anda IŞİD'in kalbi olan, yani IŞİD'in hem Irak'taki hem Suriye'deki varlığının yönetildiği yer olan Rakka'nın, yani IŞİD ülkesinin başkenti olan Rakka'nın Türkiye'ye çıkış noktası. Hem Kürtler açısından çok stratejik, hem IŞİD açısından çok stratejik, hem Esad açısından, yani geri aldığı takdirde ülkede çok şey değişecek diyebiliriz. Böylesine stratejik bir yerde. O nedenle de Tel Abyad'la ilgili çatışmalar sürekli devam etti. Sürekli el değiştirdi. Sürekli hedef haline geldi. Bir dönem etrafındaki çatışmalar sürerken nüfusu 200 bini de geçti. Ve şu an itibariyle şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Kürtler, PYD, yani PKK ile de yakınlığı olduğunu söylediğimiz Kürtler doğudan geldi. Burkan El Fırat ismini taşıyan bir örgüt var. Bu Özgür Suriye Ordusu bünyesindeki Kürt grup diye adlandırılıyor. Ama bazı güvenlik uzmanları bu grubun da aslında PYD'nin siz de gidin Özgür Suriye Ordusu içindeymiş gibi görünün dediği ama aslında PYD'nin devamı olan bir örgüt diyorlar. Bunlar da batıdan geldiler. Yani Burkan El Fırat da batıdan geldi. IŞİD'i Tel Abyad'dan püskürttükten sonra Tel Abyad'da buluştular. Şu anda
Afrin'i saymazsak Hatay'ın hemen yanı başındaki Türkiye-Irak sınırı, Türkiye-Irak-Suriye sınırının yani o üçlü sınırın kesiştiği noktadan itibaren Kobani'ye kadar yani Suruç'un hizasına kadar bir o meşhur Eşme kasabası var ya, Eşme köyü, Eşme köyüne kadar Türkiye'nin güney sınırında artık PYD bir koridor oluşturmuş durumda. Bu Amerika için bulunmaz bir nimet. Amerika'nın amacı da Türkiye-Suriye sınırının üzerinde böyle bir Kürt koridoru oluşturarak hem insani yardımlar için bir platform oluşturmayı hedefliyor, hem de Irak'ta yaptığı gibi IŞİD'i ve Esad rejimini kuzeyde açacağı cepheden yıkmayı planlıyor. Onun için Amerika bu durumdan memnun ama Türkiye'de rahatsızlık yaratmaya başladı. Çünkü Tel Abyad'daki Türkmen ve Arap nüfusun yani demografinin değiştirileceği endişesi var Ankara'da. Oranın Kürtleştirileceği endişesi var. Ama tabii Kürtler de oranın zaten sonradan demografisinin değiştirildiğini ve aslında bir Kürt yerleşim yeri olduğunu iddia ediyorlar. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Çok uzattım ben, Hakan'a devredeyim. Deniliyor ya, belki Hakan devam eder. İşte tampon bölge, güvenli bölge böyle de hani tanımlamalar yapılıyor. Bu koridorun yarattığı rahatsızlık ne tam olarak? Bir de İsrail vurgusu gördüm bugün gazetelerde. İsrail'in de işine yarıyor diye. Şimdi bu tabii çok karmaşık bir denklem. Ben biraz basitleştirerek anlatmaya çalışayım. Çünkü hem tarihsel, hem hukuksal, hem siyasi, hem demografik tarafları olan bir hadise. Şimdi Türkiye, bir kere bizim ülkemiz bu farklı pozisyonlar arasında sıkışıp kalmış vaziyette. Ne demek farklı pozisyonlar? Şu. Birincisi, Türkiye'nin yani işte yakın tarihindeki güvenlik kaygılarından biri ve daha önce kırmızı çizgiler olarak anlattığı şeylerden biri, sınırın öte tarafında Irak'ta ve Suriye'de bir Kürt devletinin yapılanmasının, bir özünün oluşmasını bir güvenlik riski olarak görüyor. Türlü nedenlerden ötürü. Ama bunun en önemli sebebi PKK ile 30 yılı aşkın bir süredir devam eden çatışma, PKK'nın terör eylemleri ve sınır ötesinden de bu terör eylemlerinin destek görmesi. Irak'tan, özellikle Irak'tan, son dönemde de Suriye'den. Şimdi bu bir kere Türkiye için hala bir güvenlik tehdidi olmaya devam ediyor. Yani PKK ve PKK ile ilişkili olan YPG, PYD unsurlarının ve diğer Kürt silahlı gruplarının bu bölgede dengeyi değiştirecek şekilde, aşırı şekilde güçlenmesi ve bu bölgedeki demografik yapıyı yani nüfus özelliklerini değiştirecek bir nitelik almasını Türkiye istemiyor, tercih etmiyor. Ne demek demografik özelliklerin değişmesi? Bu bölgenin bir bölümü Kürtlerden oluşurken diğer bir bölümü de, yine önemli bir bölümü de Araplardan ve Türkmenlerden oluşuyor. Buradaki bu karmaşık ve birbirine çok kırılgan bir şekilde yapıştırılmış olan, yani 100-150 sene önce suni bir takım haritalarla yapıştırılmış olan bu yapının dinamik bir süreçte değişme ihtimali bütün bu sınırların değişmesine, ülkelerin iç yapılarının, iç dengelerinin allak bullak olmasına neden olabilir. O nedenle Suriye'deki ve Irak'taki aslındaki her şey, olup biten bütün bu etnik ve mezhep savaşları Türkiye'nin iç barışını, yani çözüm süreci de dahil olmak üzere etkileme potansiyeline sahip. Şimdi bu bir tarafından, yani Türkiye PKK'ya yakın grupların güçlenmesini ve bu demografiyi etkilemesini istemezken, diğer taraftan da IŞİD bir terör örgütü. IŞİD'in de aşırı güçlenmesi Türkiye için de belli bir istikrarsızlık ve Türkiye'ye yönelik belli bir tehdit yaratabilir. Bu konuda Türkiye kamuoyunda ve dışarıdan Türkiye'ye yönelik bir baskı var. O nedenle yani bir adım attığınız zaman diğer grubu güçlendirebiliyorsunuz. Başka bir adım attığınız zaman öteki taraf lehine veya aleyhine bir durum ortaya koyabiliyorsunuz. O nedenle ben Türkiye'nin farklı pozisyonlar arasında sıkışıp kaldığını söylüyorum. Onu söyleyerek başladım. Ama bütün bu sıkışıklık arasında olanlar insanlar oluyor. Masum, oradaki sivil Kürtler, sivil Türkmenler, Araplar, yani bu silahlı gruplarla, yüksek siyasetle, sınırların değişmesiyle, petrol pazarlıklarıyla hiç alakası olmayan kadınlar, çocuklar, Yezidiler, daha önce biliyorsunuz tecavüze uğrayan bu kadar kadın var. IŞİD tarafından kaçırılan ve mağdur edilen insanlar var.
Bütün bu insanlar bu savaşın en büyük mağdurudur. Türkiye'nin kapılarını açmış olması, 2 milyondan fazla insanı almış olması bu mağduriyeti gidermek adına bence çok önemli. Altı çizilmesi gereken bir adımdı ama Türkiye daha ne kadar kapılarını açık tutabilir? Daha ne kadar insan alabilir? Gerçekçi olmak gerekirse zaten Türkiye kapasitesinin ve imkanların üzerinde bir insan kabul etmiş durumda. Şunu da söyleyelim, yani bu petrol pazarlıkları var ya, az önce Deniz biraz bahsetti. Yani bir koridor oluşturarak buradan Kürt petrolünün güvenli bir şekilde uluslararası limanlara ulaştırılması. Mesela evet, İsrail bu konuda Kürtlerin buradaki konumunun güçlü olmasını, Arap olmayan bir takım Müslüman unsurların, seküler unsurların, Batı ile ilişkili unsurların güçlü olmasını tercih eder ve ister. O anlamda İsrail politikası bakımından önemlidir. Ama kabul edelim ki Türkiye'nin de zaten belli oranda böyle bir politikası vardı. Kuzey Irak'taki Kürtlerle, Barzani yönetimiyle çok iyi ilişkiler içinde Türkiye. Ve hatta hatırlayalım, bu nedenle Arap yönetimiyle, Bağdat'taki Arap yönetimiyle ipleri koparma noktasına gelmişti. Maliki sonrası günleri hatırlayacak olursak. Yani bu kadar karmaşık ve bir dengenin öteki dengeyi çok etkileyebildiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. O nedenle mutlak ve kesin bir çözüm bulmanın çok zor olduğu bir yer. Bütün kaos, ben hep şunu iddia ediyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgaliyle büyük oranda patlak verdi ve bugünlere gelindi. Yani bu işgal olmasaydı ben bu kadar dramatik ve bu kadar kaotik bir ortamın çıkmayacağını düşünüyorum. Irak'ta da, Suriye'de de. Şimdi anlatılanların bir özeti, Deniz de söyledi. Türkiye-Irak-Suriye sınırı Kobani'ye, o Eşme köyüne kadar bir koridor oluşmuş durumda. Kürt koridoru. Ve YPG Tel Abyad'da önemli bir yer, bayrağını dikmiş durumda. Hatta Rakka'ya çıkış kapısı da dolayısıyla YPG'nin kontrolüne geçmiş durumda. Ve bir göç dalgası, Türkiye'de belli bir grubun bu bölgede güçlenmesinden rahatsız, tedirgin. Amerika için bu olumlu. Dolayısıyla güvenli bir petrol hattı olarak da görülüyor. Birleşmiş Milletler'in bir çağrısı var. Türkiye ve Suriye'ye komşu diğer ülkelere yardım edilmeli deniliyor. Bütün bunların dışında sınırda yaşanan dram var tabii ki. Biraz önce arkadaşlarım görüntüleri sizlere yorumlar yapılırken aktardı. Af örgütünün raporu var. Dünya liderleri ihmalle suçlanıyor. Ezidiler Sincar'da Arap köylerine intikam saldırısı düzenliyor bir yandan. Dolayısıyla tablo, durum bu. Ve yorumlar da böyle. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa geçelim iç gündeme. Yok öyle. Şimdi Ahmet Sever'in kitabının yankıları devam ediyor. Herhalde dün Ankara'da da çok konuşuldu bu kitap. Tepkiler de kameralara da yapıldı. Şamil Tayyar'ın bomba bırakıldı açıklaması var. Enerji Bakanı Yıldız'ın açıklamaları var. Anne baba şefkatine sahip iki insan arasında ayrılık sinyali veriyor kitap. Üslubu esansın önüne geçmiş. Kitabın yayınlanmasına sevinenler arasında değilim diyor Yıldız. Bülent Arınç Bakanlar Kurulu toplantısından sonra kitabı okuyayım, ondan sonra sorun cevaplayayım diyor. İstifadan 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün döndürdüğü Arınç'ı, kitapta böyle bilgiler vardı çünkü. Ahmet Sever dün CNN Türk'teydi. Her Şey programına katıldı. Kitabın yazarı Abdullah Gül'ü, 12 yıl isimli kitabın yazarı. Abdullah Gül yazma demedi ama katkı da vermedi diyor. Gül'e saldırıldı, ben eleştirdim diye fitneci başı ilan edildim diyor. 2012'deki röportajını da söylüyor. Ankara'da bayağı yankılandı. Bu gelecek cevaplar da devam edecek mi? Nasıl sinyaller alıyorsunuz diye sormak isterim. Ebru, benim kanaatimce bu cevapların bir önemi yok aslında. Yani herkes kitapla ilgili bir niyet sorgulaması yapıyor. Burada önemli olan kitapta anlatılan olayların doğru mu yanlış mı olduğu. Şimdi şu ana kadar ortaya çıkan bilgilerin hepsini biz sonuçta burada her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor. Kapalı kapılar ardında olan şeyleri duyuyorduk ama işte birçoğunu hani elimizde gazetecilik açısından gerekli olan o kaynak doğrulama vesaire gibi şeyler olmadığı için belki de yazamıyorduk. Şimdi Ahmet Sever kapının arkasındaki biri olarak o dönem birçok insanın da duyduğu meselelerin perde arkasını bize aktarıyor. Burada önemli olan bu kitaba tepki gösterenlerin hayır bu doğrudur ya da yanlıştır diye
tepki göstermesi. Yani kitabın niyeti şudur, kitap şuna hedefliyor falan gibi bir yaklaşım bence çok da sağlıklı ve demokratik bir yaklaşım değil. Yani kitap AK Parti'yi bölmek istiyor. Niye AK Parti bir kitapla bölünecek parti midir? Yani bu tür yorumları ben çok da mantıklı bulmuyorum. Ama şunu yapıyorum, kitabın detaylarını okumaya başladıktan sonra o döneme anlatılan olaylara tanıklık etmiş, o dönem o olayların içinde bulunmuş insanlara soruyorum. Mesela dün kitabın içindeki bir detayı ben merak ettim, araştırdım. Gerçekten Cumhurbaşkanlığı seçimi yasası hazırlandığında 2012 yılında Abdullah Gül'ün yeniden aday olamamasını sağlayan düzenleme nasıl gelmişti? Şimdi Ahmet Sever'in kitabında diyor ki Abdullah Gül Sadullah Ergin'e mesaj gönderdi. O mesajdan sonra işte bu detayın çıkarılması istendi. Yani Abdullah Gül hükümete ya böyle bir şey yapmanıza gerek yok, biz kendi aramızda konuşur hallederiz mesajı gönderdi. Sonra bu mesaj karşılık bulmadı. O yasal düzenleme meclisten geçti. Yani Abdullah Gül bir daha aday olamaz düzenlemesi meclisten AK Parti tarafından geçirildi. Şimdi bu bir gerçek. Bunu gazetelere de haber yaptık vesaire. Sonradan Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi bozdu. Gül'ün ikinci kez aday olmasının önüne açtı vesaire. Şimdi onun perde arkası aralanmaya başlandı. Şunu görüyoruz ki Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı tasarıda böyle bir düzenleme yok. Anayasa Komisyonu'nun altında oluşturulan bir komisyon bu tasarıyı görüşürken AK Parti bizzat dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan bir istişare komisyonunda meseleyi ele alıyor. İşte birileri karşı çıkıyor, birileri destekliyor ve sonunda istişare komisyonu Abdullah Gül'ün yeniden aday olmasını engelleyecek bir düzenlemenin konulmamasına karar veriyor. Ardından Cumhurbaşkanı'na söyleniyor. Cumhurbaşkanı'nın isteğiyle ve talimatıyla tekrar metne konuluyor. Yani Cumhurbaşkanı bizzat Abdullah Gül'ün bir daha aday olmasının önüne geçecek bir düzenlemenin yasaya konulmasını emrediyor. Şimdi burada kardeşliği bozmak istiyorlar vesaire. Böyle bir şey yok. Bir gerçek var, bir yaşanmışlık var. Bu kitap onun fotoğrafını çekiyor. Yani diyor ki Tayyip Erdoğan Abdullah Gül'ün yeniden aday olmasının önünü kesen bir yasal düzenlemeyi bizzat yasa tasarısına eklettirdi. Tasarı da olmadığı halde böyle bir ekleme yaptırdı. Biz bunu yaşadık mı? Yaşadık. Biz bunu o zaman gördük mü? Gördük. Anayasa Mahkemesi yapılan başvuru sonrasında iptal etti mi? Etti. Bu tür şeyler varken ortada, bu tür gerçekler varken bunların ifade edilmesinin, bunların bir kitapta boy göstermesinin tartışma biçimi bu mu olmalı? Yani bu gerçek ortaya çıktığı için bunlar AK Parti'yi bölmek istiyorlar. Hayır, AK Parti zaten o zaman böyle bir tartışmayı yaşamış. Şimdi o yasal düzenleme o dönem iki tane cumhurbaşkanı daha vardı, eski cumhurbaşkanı. Biri Süleyman Demirel, biri de Ahmet Necdet Sezer. Bu ikisini hedef almadığına göre, onların tekrar halkın seçeceği bir cumhurbaşkanlığı için adaylığını koymayacağına göre bir tek kişiyi hedef alıyordu. O da Abdullah Gül. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mu, ya da HDP lideri Demirtaş mı, ya da MHP lideri Bahçeli mi o düzenlemeyi getirip oraya koydu? Hayır. Bizzat Tayyip Erdoğan koydu. İnsanlar da bunu yazıp konuşuyor. Niye burada bir niyet okuma gibi bir faaliyete giriliyor ki? Ben de bunu anlamadım mesela. Şimdi Ebru, bu meseleler yeni değil, bir kere onu söyleyelim. Yani Ahmet Sever'in kitabıyla birçok şey başlamadı. Ahmet Sever'in kitabı şu anda çok da gündeme gelmeyen Abdullah Gül, Sayın Abdullah Gül ve Sayın Tayyip Erdoğan arasındaki bu farklılaşmayı, gerek tavırlar arasındaki farklılaşmayı, gerekse politika ve pozisyonlar arasındaki farklılaşmayı bir defa daha gün ışığına çıkardı ve bu tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ben bu tartışmaların böyle kolay kolay kapanacağını, biteceğini falan tahmin etmiyorum. Gerek bu seçimlerle, hükümet formülleriyle, gerekse bundan sonra bir erken seçime Türkiye veya Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle tekrar seçime gidecekse, bütün bu süreçte bu konular konuşulacaktır, tartışılacaktır. Şimdi bir kere tavırlar dedim. Tavırlar nedir onu anlatayım. Kardeşlik hukukuna uygun hareket etmeme
İki, bu bir. İkincisi vefasızlık. Yani taraflar birbirlerini bu kavramlarla suçladılar. Bir de politikalar var. Yani somut ve elle tutulur politikalar var ki bunlar arasında her iki ismin Türk siyasetinin çok önemli isimleri Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan ve bir harekette birlikte yola çıkarak buraya geldiler. Bir mücadeleyi beraberce sürdürdüler yakın ekipleriyle birlikte. Fakat gerek cemaatle ilgili politikalarda yani Fethullah Gülen cemaatine olan yaklaşım ve bunun yankıları, yansımalarında gezi olaylarının ele alınış biçiminde değerlendirilmesinde dış politikada ağırlıklı olarak Mısır, Suriye başta olmak üzere Avrupa Birliği ve Batı ile olan ilişkilerde, Amerika ile olan ilişkilerde gazetecilerin tutuklanması, vekillerin tutuklu kalıp kalmamaları, internet özgürlükleri vesaire bütün bu konularda aslında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın meselelere yaklaşımı, olayları okuma şekli, üsluplarda dahil olmak üzere çok derin bir görüş ayrılığı vardı. Yani bu kamuoyuna belli oranlarda yansıdı, belli oranlarda da yansımadı. Ahmet Sever'in kitabı bu konular üzerinden bir bakış getiriyor. Fakat bu bakışın işte eksik olduğu, taraflı olduğu, yanlış olduğuna dair değerlendirmeleri dün AK Parti'den bazı isimler yaptılar. Mesela Şamil Tayyar bu isimlerden biriydi. Bugün Akif Beki Hürriyet gazetesindeki köşesinde yine bir eleştiri getiriyor. Yani o döneme tanıklık eden isimlerden biri. Başbakanın basın danışmanlığını yapan bir isimdi. Yani Ahmet Sever'in bir anlamda muadili olan isimdi. Evet, ben bugün bir yazı yazacağını düşünüyordum. Nitekim yazmış. Belki birkaç yazı daha yazacak ya da televizyonlarda da bunu anlatacak. Yani herkes kendi cephesinden yorumlayarak o dönemi anlatmaya çalışıyor. Fakat hepimizin yaşadığı, gördüğü, bizim gazeteci olarak tanık olduğumuz olaylar var. Bilmediğimiz şeyler de var tabii. Yani görmediğimiz, duymadığımız şeyler de var. Vallahi bu tartışma bu burada kitaptan, bitmez. Bu kitaptan bir de şunu öğrendim. Aynı gazetede çalıştığımız sevgili Akif Bekin'in şu anda çalıştığı gazetenin muhabirlerini başbakanlığa almıyoruz. Köşke de almayın diye Ahmet Sever'den istekte bulunmuş. Bu kitap onu da ortaya çıkardı. Yani Akif Bekir'in önce bir kere bunun öz eleştirisini yapması lazım. Yani hem kendisinin hakim olduğu alana gazetecileri almayarak bir basın özgürlüğü ihlaline imza atmış. Hem de Cumhurbaşkanlığına siz de almayın diyerek o ihlali genişletmeye çalışmış. Önce buradan başlasa daha iyi olur. Akreditasyon meselesi öteden beri çok eleştirilen ve çok tartışılan bir konu. Bugün o konudan bahsetmiş köşesinde ve akreditasyonun bugün de arkasındayım gibi bir ifade var galiba. Yani onun öncesini ve sonrasını belki okumak lazım. Neyi kastediyordu, ne diyordu ama bu gazetecileri mağdur eden, yani muhabirleri, gazetecileri, yazarları mağdur eden bir yönüyle bir olaydı ve birçok olayı takip edemiyorlardı gazeteciler. Yani böyle bir durum ortaya çıkmıştı. Bunun kendimce haklı gerekçeleri vardı diyor bugünkü köşesinde. Bunları anlatıyor ama belki... Ama işte bu tür işler şey insanların kendince yapabileceği işler değil. Bu tür işlerin yasal çerçevesi vardır. Uluslararası evrensel kuralları vardır. Yani bir insan kendince akreditasyon uygulayamaz. Ona keyfi uygulama denir. Uluslararası prensiplerini, ilkelerini, evrensel kurallarını çiğnersen kendince çiğneyemezsin. Yani o standartlara bakmak lazım. Ona uyuyor mu, uymuyor mu ona bakmak lazım. Bir de bu haksız rekabettir. Maddi ve manevi açıdan. Akreditasyonun müthiş bir rekabet. Akreditasyonun her türlüsüne akreditasyonun her türüne karşı olmak lazım. Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay'da belli bazı basın yayın organlarına türlü türlü şekillerde evet, yani akreditasyon işte uyguluyordu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kendince uygulayınca keyfi evet, oluyor. Doğru ama değil yani. Hiçbirisinin ilkelere göre uygularsan o zaman zaten kimse aksini savunamıyor. İleride siz de kitap yazacak mısınız? Neden olmasın Ebru? Vallahi ben düşünüyorum yazmayı. Ebru'yla 2 yıl diye kitap. Ama benzer bir sarsıntıya yol açabilir. Benzer bir sarsıntıya yol açabilir yazacağım kitap. Onu şimdiden söyleyeyim yani. Sadece çünkü siyasetle sınırlı kalmayacak. Tanıklıklarım çok fazla. Dur Deniz ya belki o Ebru'yla 10 yıl falan yazarsın. Hemen var. Bitirdim programı. Yok garanti olsun diye geride kalanı söyledim. Peki. Şimdi
Var mı ekleyeceğiniz kitabın ayrıntılarını? Dün hani zaten herkes okuyacaktır. Bunu ekleyeceğiniz dünden Ebru, hani aktaracağınız sonra çok bir şeyler detay vermemek varsa, lazım. Evet, kitap okunsun. Ahmet Seve'ye de haksızlık etmeyelim. Kitabın bir kısmını da okuyucuları kitaptan okusun. Öyle biz her şeyi ortaya saçıp konuşmayalım. Gerçekten tarihe tanıklık etmiş bir gazetecinin de yakın tarih. Bize aktardığı önemli detaylar bence mutlaka okunmalı. Dünden itibaren dağıtılmaya başlandı. Gördüğüm kadarıyla yoğun da bir ilgi görüyor. İkinci baskısı da yapıldı çünkü. Evet. Bence okuyucularımız geri kalanını oradan okusun. Biz sadece şu ana kadar ortaya çıkanların yansımalarını ve tartışmalarını aktaralım. Dün CNN Türk'te sohbet edilirken Ahmet Sever kitabın aslında biraz ince kaldığını kabul etti. Yani daha kalın ve büyük bir kitap yazılıp daha detaylı anlatılabilirdi. Fakat Doğan Kitap editörleri yönetime bir öneride bulunmuş. Yani eğer kitap kalın olursa daha pahalı olacak, daha maliyetli olacak. Okumak ve satın almak zorlaşabilir diye. O nedenle daha kompak ölçülerde, daha kolay okunabilir bir kitap yazmış. Biz de kompak kompak anlıyoruz 12 yıldan. Özet geçiyor. Fakat bir kitabı da ben Akif Bekir'in yazmasını buradan öneriyorum. Çünkü çok önemli, benzer tanıklıkları var. Tayyip Erdoğan'la, dönemin başbakanıyla çok uzun yıllar çalıştı. Öncesi ve sonrası çok yararlı olur, aydınlatıcı olur. Bir belge kitap olur. Ben buradan Akif'e bir çağrı yapıyorum. Yani bir kitap yaz, sen de kendi görüşlerini, tanıklıklarını anlat. Bir arşiv, bir belge olarak dursun raflarda. Evet, geçelim. Bu hükümet nasıl kurulacak? O süreç nasıl işleyecek? Cumhurbaşkanının daveti vardı. Muhalefetin o davete ilişkin açıklamaları vardı. Dün de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar var. Hükümeti kurma görevi %60'lık bloğa düşüyor diyor. Yani CHP, MHP, HDP koalisyonuna işaret ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. İlkelerinizi ortaya koyun, adam gibi hükümet kuralım diye konuşuyor. 14 madde sıralıyor. Şimdi 14 maddeye bakınca darbe hukuku, değişmeli hukukun üstünlüğü esas alınmalı, siyaset zenginleşme aracı olmamalı, işte siyasi ahlak yasası gelmeli, askeri ücret, emekliye çift prim, çift maaş, motorun 1,5 lira olsun, taşeron işçilik konusunda adım atılsın, Cumhurbaşkanı anayasal sınırlarına çekilsin, o makam her şeye maydanoz olma makamı değil diyor Kemal Kılıçdaroğlu, örtülü ödeneği 2 kişi kullanamaz diyor, başbakanın namusuna verilmiştir diyor, gençler meydanlara çıksın, yasaklanmasın diyor, TRT'yi, RTÜ'yü, YÖK'ü eleştiriyor, vergi denetimleri siyasal araç olmasın diyor, yolsuzluklarla mücadele ve çağdaş anayasa vurgusu yapıyor. 14 maddenin hani bir özeti ne yaptım ben, tek tek sıralamayalım. Şimdi birçoğu için herhalde kimsenin bir itirazı olmaz değil mi? Yani bir koalisyon kurulabilir. Doğru. Yani baktığınızda zaten vallahi herkesin söylediği ben de şeyler. Bir şey söyleyeyim mi Ebru? Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinledikten sonra Bülent Arınç'ın sorduğu soruyu sordum. Yani aynı Bülent Arınç'la aynı hissi yaşadım. Yani CHP gibi bir partinin Kürt sorunundan bahsetmemiş olması enteresan gelmişti bana da. Sonra akşam Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Bülent Arınç bu detaya dikkat çekti. Doğru da yaptı. Yani CHP'nin bu konuda bir fikrinin olması gerekiyor. Ama anladığım kadarıyla muhalefette bir koalisyonun şu anda görünen tek çözüm yolu, tek çıkışı çözüm sürecinin olmadığı bir şey. Çünkü MHP aksi takdirde yanaşmayacak gibi görünüyor. Biraz öyle bir kaygı duyulmuş. O kaygıdan dolayı söylenmemiş olabilir. Yani o 14 maddeyi ben iktidar partisiyle, yani AK Parti ile bir koalisyon için değil de muhalefet cephesinde bir koalisyon kurulursa bunlara dikkat ederiz diye yazılmış olduğunu düşündüm dinleyince. Çünkü çözüm süreci burada kritik bir öneme sahip. Eğer dillendirilmiyorsa, o 15. madde olarak listeye girmiyorsa, burada MHP'nin kaygılarının dikkate alındığı sonucunu çıkarmak mümkün. Şimdi Ankara'da görüşme trafiği de devam ediyor Ebru, biliyorsun. Sen de bahsetmiştin, TÜSİAD'ın görüşmeleri var. Yani bu görüşmelerde de bir hükümet formülü, bir koalisyon formülü kurulmasını istiyor iş dünyası. Yani bu konudaki önerilerini ve görüşlerini ortaya koyuyor ve hala benim gördüğüm kadarıyla TÜSİAD üyeleri arasında önemli bir bölümü en iyi işleyecek formülün, en yararlı formülün şu anda işte bu dalgalanmaları da bir nebze
geriye çekecek formülün AK Parti CHP olduğu yönünde. Yani TÜSİAD üyeleri arasında bazı önemli isimler, şimdi isim vermek istemiyorum ama AK Parti MHP formülünden yana görüş de ortaya atıyorlar. Yani bu görüşü de savunanlar yok değil, var. Ama çoğunluğu benim gördüğüm kadarıyla biraz da belki daha genç kuşak TÜSİAD temsilcileri, üyeleri AK Parti CHP formülünün daha işler olduğu görüşündeler. Ki ben de o kanaatte olanlardanım. Yani en başından beri bu programda da söylediğim gibi hala görüşümün arkasında duruyorum. AK Parti ve CHP bir koalisyon formülü üretebilirler ve bu Türkiye için şu an diğer bütün formüllerden daha iyi işlenmiş gibi görünüyor. Yani tabii ki bir tam yasama yılını kapsayacak kadar uzun süreli olacağını düşünmüyorum. O kadar da hayalperest olamayız. Ama belli bir süre Türkiye'nin ihtiyacı olan istikrar görüntüsü piyasalara, içeriye ve dışarıya verilebilir ve bir hukuk reformu yapılabilir diye düşünüyorum. Bir şey var, onu ben söylemek istiyorum. Seçim öncesinde hani çok eleştirdiğimiz bir şey var ya, bütün siyasetçiler sonrasında bir değerlendirme yaptılar, eleştirdiler. Yani dil konusuna dikkat etmek lazım diye. Sayın Cumhurbaşkanı'na da eleştiriler geldi. Çok sert ifadeleri var. Seçim sürecinde böyle bir konuşma yapmamak lazım. Siyasi parti genel başkanlarına da söylendi. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşmasında kullandığı maydanoz ifadesini biraz uygunsuz bir ifade olarak buldum. Keşke bu ifadeyi kullanmasaydı. Çünkü o kullanıldığı yer itibariyle biliyorsunuz yani daha farklı bir cümle içinde kullanılıyor. Pek şık olmuyor. Cumhurbaşkanı ile ilgili bir ifadede bunun kullanılmasının ben pek doğru olmadığı kanaatindeyim. Yani yeni bir dönemde şimdi seçimler yapıldı, geride kaldı. Artık bu eleştirdiğimiz dili de geride bırakalım dediğimiz bir dönemde özellikle yapıcı olmak adına yani hem politikalarda hem üslupta hem dilde biraz belki hassasiyet göstermesi gerekir. Bütün siyasetçilerin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da, Sayın Genel Başkanların da buna ben özen göstermeleri gerektiği görüşündeyim ki büyük bir kutuplaşma var zaten Türkiye'de. Büyük bir tansiyon var, büyük bir gerginlik var. Herkes birbirine kuşkuyla ve şüpheyle bakarken belki dil de daha yapıcı olursa çözüme de daha kolay ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Deniz TÜSİAD'ın, Hakan da işaret etti. Hakan'ın belki eleştirilerine bir şey söylersin. TÜSİAD'ın temasları. TÜSİAD ne diyecek? Temsil yeteneği yüksek parlamentodan duyulan memnuniyet aktarılacak ve bir fırsat olduğu belirtilecek. Bir an önce belirsizliğin bitmesi çağrısının yapılacağını anlıyoruz. Daha önce de zaten ifade edildi. Bugün Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, yarın da TÜSİAD heyeti, Cansel Başaran Sims Başkanlığı'ndaki heyet yarın da Davutoğlu ile görüşecek. MÜSİAD'ın dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yine İstanbul'da görüşmesi vardı. MÜSİAD heyeti de Başbakan Davutoğlu ile bir araya gelecek. Ve iş dünyasının da bu süreçte temasları başlıyor. Çok hani uzun, sık aralıklarla gördüğümüz temaslar değildi bunlar. Dolayısıyla bu süreci etki eder mi? İş dünyası hangi talebi ve hangi tercihi acaba ortaya koyacak? Bir şey söylemek istersen alayım. Ben de yani Hakan gibi aynı gözlemleri yapıyorum. Sanki AK Parti CHP koalisyonu olsun. Hı. İşte 390 civarında milletvekiliyle Türkiye'de kararlı adımlar atılsın gibi bir beklenti var. Böyle bir gözlem yapıyorum. Sivil toplum kuruluşlarının devreye girmesi ve partilerin bakış açılarındaki farklılıkları yumuşatmaya çalışması tabii ki önemli. Yani Türkiye bu siyasi tablonun altından çıkmak zorunda. Yani bunun da işte 3 tane yolu var. Bir koalisyon, bir azınlık hükümeti ya da erken genel seçim. Yani Cumhurbaşkanı'nın deyişiyle tekrar genel seçim. Bunların hangisi Türkiye'nin lehine olur? Artılarını, eksilerini yazdığımız zaman şunu görüyoruz. Erken seçim büyük bir israf aynı zamanda. Ne çıkacağını da bilmiyoruz. Aynı tablonun tekrar karşımıza çıkıp çıkmayacağı konusunda da bir fikrimiz yok. Azınlık hükümeti sürdürülebilir değil, uzun ömürlü değil. O halde bir güçlü koalisyonun çıkması lazım. Herkes şu anda o güçlü koalisyonun şartlarına bakıyor ve hepsinin belli avantajları var, dezavantajları var. Gördüğüm kadarıyla sadece iş dünyası değil, Batı da Türkiye'de reformların yeniden canlanacağı, ekonomide, siyaset alanında, demokratikleşme alanında somut adımların atılacağı bir güçlü koalisyon hükümeti dönemi
arzuluyor. Şimdi Almanya'da böyle bir Grand Koalisyon evet. yapıldı. Yaklaşık 300 sayfalık bir protokol hazırlandı ve şu anda da gayet güzel bir şekilde işliyor. Bu neden olmasın sorusu var. Ama işte Almanya'da Cumhurbaşkanı'nın konumunu düşününce bu sorunun Türkiye'deki karşılığı da ortaya çıkmış oluyor. Benim gördüğüm kadarıyla AK Parti ile CHP arasında, AK Parti ile MHP arasında böyle bir koalisyon kurulmasının önünde hiçbir engel yok. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konumuyla ilgili tartışma dışında. Hı hı. Çünkü Cumhurbaşkanı gerçekten çok politize oldu. AK Parti'nin şu anda koalisyon kurmak istediği partileri çok fazla hedef haline getirdi. O partilerin liderleri de şu anda ister istemez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir tavır ortaya koyuyorlar. İşte Türkiye'nin şu anda yumuşatmak zorunda olduğu, denklemden çıkarmak zorunda olduğu şey CHP'nin, MHP'nin, HDP'nin bu tavrı. Bunu değiştirmeleri kolay mı? Kolay görünmüyor. Ancak AK Parti'nin Cumhurbaşkanı'yla arasına diğer partilerin evet. iki kadar bir mesafe koymasıyla mümkün görünüyor. Bu da biraz tartışmalı bir konu tabii. AK Parti içinde de çok fazla tartışılıyor. Biraz bekleyelim, görelim. Yani Cumhurbaşkanı'nın ilk parti liderini görevlendirdiği andan itibaren biz tabloyu daha net göreceğiz. Yani Cumhurbaşkanı Ahmet Davutoğlu'na ya da ikinci parti lideri Kılıçdaroğlu'na hükümeti kur görevi vermeden önce söylenen her şey pozisyon almakla ilgilidir. Gerçekleri tam da yansıtmıyor. O günü bir bekleyip görmekte fayda var. Aslında Deniz, dediğin gibi Almanya'da tabii Cumhurbaşkanı pozisyonu çok farklı. Daha sembolik bir etkisi var. Yani pek bir gücü yok. Ama Almanya'da görüş ayrılıkları çok büyük olan, yani politikaları çok farklı olan iki grup, Sosyal Demokratlar ve Muhafazakarlar, pekala bir araya gelip bir parti, bir hükümet kurup devam edebiliyorlar. Daha önce de Yeşillerle bir ittifak yapmışlardı. İtalya bunun daha da aşılı bir zıt bir örneği. Zor bir örneği bir bakıma. Daha farklı politikaları olan partiler koalisyon yapabildiler. Şimdi burada Kılıçdaroğlu'nun saydığı 14 maddenin hangisine AK Parti itiraz eder? Çok fazla itiraz büyük edilecek oranda bir ben şey yok. Bir önemli bir fark. Oradaki tek şey yolsuzluklarla mücadelede evet. geçmişteki bir takım iddialar ne olacak? Bir de yani Cumhurbaşkanı, partili Cumhurbaşkanı gibi devam ederse koalisyonun öteki ortağının konumu ne olacak? Yani birkaç madde, ki bunlar da üzerinde çözülemeyecek maddeler değil. Böyle büyük derin ayrılıkları yok. Yani kamuoyunda bu konuşmalar ve üsluplara bakılacak olursa sanki böyle bir şey gibi, 180 derece zıt pozisyonlar var gibi algılanır, ama bence bu pozisyonların kapatılmaması ve çözülmemesi mümkün. Pekala mümkün olduğunu düşünüyorum ben. Ama bunun için niyet gerekir. Yani bir niyet ortaya koyacaklar mı partiler? Bunu göreceğiz. Süremiz bitti. İşsizlik rakamları vardı. Dünden itibaren değerlendiriliyor ama genç işsizliğinin yüksek olduğunu, Türkiye'de artarak devam ettiğini görüyoruz. Eğitim birinci soru. Sorun. Eğitim olsa da gençlere istihdam yaratamayan bir üretim yapısı ikinci sorun. Zaten işsizlikte, istihdamda sorunlar var. Dünyanın sorunları devam ediyor. Yunanistan kaygısı tüm dünyayı yine etkisi altına aldı. Bu hafta FED ne diyecek, onu izliyoruz. Bu arada da hani çalışma hayatı deyince Soma ve Ermenek'te yaşanan facianın ardından duruşmalar devam ediyor. Ermenek'te maden sahibinin açıklamaları herhalde sizi de hayrete düşürmüştür. Ya da artık şaşırmıyorsunuzdur. Bir cümleyle gideceğim araya. Ben şaşırmadım, hayret yani, etmedim. Ben, niye şaşırmamızı bekledin onu da anlamadım. Herhalde şaşırmıyorsunuzdur da dedim. Yani artık şaşırmıyorsunuz. Doğru da yani adam başından beri aynı noktada duruyor. Yani param yok. İnsanlık ve vicdan henüz uğramamış. Uğrar inşallah. Parası yoksa girmeseydi yani. Aynen öyle. Kısa bir ara. Sabah saatlerinde hani piyasa notlarıyla tamamlayalım. Bir miktar daha dolarda yükseliş görüyoruz. Bankalar arası piyasada 2.7468, 2.7490, 2.75'e yaklaşan bir seviye söz konusu. Pazartesi günü ilk 8 Haziran'da seçimin hemen sonrasında 2.80'i aşan
dolar kotasyonları, gelen açıklamalar, S&P'nin açıklamaları Merkez Bankası'nın adımıyla 2.80'in altına inmişti. Daha sonra 2.70'lere doğru da bir kayış gözlemlemiştik. Geçen haftayı bitirirken bu hafta yeniden yükselişle açıldı ve 2.75'e doğru bir yükseliş olduğunu hatırlatalım. Euro 3 liranın üzerinde. Borsada 80.000'de tutunma çabası vardı ancak 80.000'in altına sarkan bir seyir gözlemliyoruz. Açılış itibariyle %0,54 yükseliş, 79.375 puanda Borsa İstanbul diyoruz. Hem Yunanistan izlenecek, artık ipler kopuyor noktasına geldi. Euro bölgesinden çıkar mı, iflas temerrüde düşer mi, bu bekleniyor. Fed, Amerikan Merkez Bankası toplantısı bekleniyor ve içeride siyasi gelişmeler izleniyor diyerek noktalayalım. Yarın sabah görüşmek üzere, iyi bir gün olsun.